tüm bunları kiminle konuşacağız? Profesör Doktor Necmettin Ünal bizlerle birlikte. Necmettin Ünal hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederek hiç vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Aşı tartışılıyor. Türkiye aşı tedariğini gerçekleştirmeye çalışıyor. Çin'den aşı alındı 50 milyon doz ve bunun bir kısmı yaklaşık olarak 3 milyon dozu Türkiye'ye geldi. Bununla da 1,5 milyon insanın aşılanması bekleniyor. Ancak hala labor laboratuvarda işlemler devam ediyor. Aşılama ıı, ya acaba, şu soruyla başlamak istiyorum. Türkiye geç mi kaldı? Çünkü diğer dünya ülkelerine baktığımız zaman aşılama işlemlerine şu anda başlamış durumdalar. Ne diyorsunuz? Ee, öncelikle geç kalma e, konusu relatif bir konu. Yani neye göre geç kaldık, nasıl geç kaldık? Dünyada şu ana kadar yapılan toplam aşı sayısı yaklaşık 19 milyon. Yani 8 milyara yaklaşan bir dünya nüfusunda 19 milyon aşı yapılmış. Dolayısıyla neye göre geç kaldığımızı doğru yorumlamak lazım. Ha şöyle geç kalmaktan ziyade keşke bir an önce olsa demek daha doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum. Evet. E, tabii bazı ülkeler bu konuda çok hızlı hareket ediyorlar. Bunların başında İsrail geliyor bildiğiniz gibi. Neredeyse nüfusunun %20'sine yakın, 18'ini aşılamış durumda. Bunun ardından İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn arada çıkıyor tabii. Bahreyn'in e, nüfusu çok düşük. Ciddi bir aşılama çalışması var. Bütün ülkeler belli bir çaba içerisinde bunu yapıyorlar. Türkiye'de de yapılacaktır. Ancak bizim konuşmamız gereken şey geç kalmaktan ziyade yeterli aşıya sahip olabileceğiz. Mi? E, çünkü en sonuçta sorulardan birisi de bu. Çünkü e, evet. Avrupa Birleşim'de 300 milyon doz aşı anlaşması yaptı yine Türkiye'de. Kendi vatandaşları mesela Kanada'dan her zaman bahsediyoruz. Bir vatandaşına 8 aşı almış durumda. Ancak Türkiye şu anda sadece 50 milyon doz aşı aldı. Ne? Ve bunun yarısını aşılamada kullanabileceğiz. Çünkü bir vatandaşımıza iki aşı Çift gerçekleştireceğiz. Doz Çift doz kullanılacak. Sizce yeterli anlaşmayı yapabilecek mi Türkiye? Ha. Geç mi kaldı bunun yani, için yoksa? Önce daha erken şu mi yapmalıydı? Durumu, iz, i̇zin verirseniz önce şu andaki durumu değerlendirelim. Sayın Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre 50 milyon doz e, Sinovac firmasından Çin'den satın alıldı. 4,5 milyon doz da BioNTech'ten e, satın alındı. E, bu 54,5 milyon doz 27 milyon kişinin aşılamasına yeter. Evet. Sonuç olarak bunun hepsi bugün gelse bile yetersiz. Bu birinci soru. İkinci soru ise şu. Şu ana kadar Sayın Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre bu 50 milyon doz ve 4,5 milyon doz Biontech aşısı Mart sonuna kadar Türkiye'ye gelecekti. Şu ana da hemen hemen Ocak ortasına gelmiş durumdayız. 3 milyon doz aşı geldiği belirtiliyor. Ve hep bunun üstünde konuşuyoruz. Ee, i̇şte şu hasta oldu, bu hasta oldu. 3 milyon doz aşıya şu yapılacak. Benim merak ettiğim asıl konu 50 milyon dozla ilgili diğer partiler ne zaman gelecek? Çünkü bu aşılamada bir olay var. Aşılamanın sayısı çok önemli. Toplam popülasyonun %70'ine yakınlığının aşılanması gerekiyor. Artı aşılanma hızı da başladıktan sonra çok önemli. Çünkü bu aşıların şu anda net olarak bilemediğimiz bir etki süresi var. Bunun 6 aydan fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Bir seneden de kısa olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla ideal olarak %70'lik popülasyonun aşılamasının bir sene içerisinde yapılması en doğru sonuca en hızlı ulaşmamızı sağlayacak stratejidir diye düşünüyorum ben. Ama şu anda elimizde var olan 3 milyon doz aşı ve diğerlerine ne zaman geleceği konusunda hiçbir bilgi yok. Bu arada Ocak aralık sonuna kadar 4 550 bin doz Biontech aşısı evet. geleceği açıklanmıştı. Onunla ilgili de en azından siz basında daha fazla duyuyorsunuz belki ama benim duyduğum geldi geliyor diye bir haber de yok. Artı Biontech ile ilgili ilave 30 milyona çıkartılabileceği konusunda bazı görüşmeler vardı. Onunla ilgili bir gelişme yok. Artı Sağlık Bakanı'nın açıklamış olduğu ve hepimizin temenni ettiği bir şey var. İnşallah yerli aşı üretilir. Ama bildiğim kadar yerli aşıda bir e, e, araştırma sadece faz birini yapabildi. Hala faz 2'ye geçemediler. Ne zaman geçecekler, ne hızla gidebilecek. Muhtemelen Nisan ayının sonuna bu yetişmeyecek. Dolayısıyla bununla ilgili bilimselden ziyade stratejik toplantıların ve planlamaların yapılıp bunun halkla paylaşılmasında çok büyük fayda olacağı kanaatindeyim ben. Sayın Ünal ne kadar çok yok ifadesini kullandık arka arkaya. Aslında en önemli sorunlardan bir tanesi ne, onun olduğunu ifade ettiniz. Şimdi Aşılama takvimi tabii ki önemli. Ee, özellikle belli aralıklarla aşının yapılması gerektiğini ifade ediyorsunuz. Peki Türkiye bu e, süreç için e, şu anda yaklaşık olarak 28 günlük bir süre belirledi sanırım. Bunun yeterli olduğunu düşünüyor musunuz yoksa daha kısa mı olmalıydı? Şimdi o konu e biraz egzajere edilerek gündeme getiriliyor. Ee, Sinovac'ın ürettiği aşıların faz 1, faz 2'sindeki sonuçlar iki e, grup var. Daha doğrusu dört grup var. 14 günlük arayla yapılan bir grup var ve 28 gün arayla yapılan bir grup var. 28 gün arayla yapıldığı zaman e, imunitenin yani bağışıklığın biraz daha iyi olduğuyla ilgili veriler var. Türkiye'de 14 günde yapılmış olabilir ama bunu 28 güne çıkarmış olmak aslında lojistik hem bağışıklık gelişmesi anlamında eldeki verilere göre şu andaki verilere göre artı bu verilere başka bir şey daha ekleyebilirim başka aşılar için de geçerli bu 14 günden 28 güne Çıkarmak o, olumsuz bir sonuç yaka, yaratacak bir strateji değil bence. Tam tersi eldeki veri biraz daha iyi imünite sağladığını gösteriyor. Ama bunu bir tek bilimsel olarak yorumlamanın ötesinde bir de stratejik olarak yorumlamamız gerektiği kanaatindeyim. Ee, biraz önce ifade ettik 3 milyon aşı geldi öbürü nereden gelecek? Belki Sağlık Bakanlığı şöyle bir strateji gidiyordur ki buna benzer bir strateji biliyorsunuz İngiltere tarafından da ortaya koyuldu. Biz gelen 3 milyon aşıyı 3 milyon kişiye yapalım, 28 gün içinde 3 milyon daha getirip diğer dozlarını yapalım diye kısa sürede daha fazla kişiyi aşılamaya yönelik bir e, strateji olabilir bu ama. Bu konuda tabii ki Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmadı. Ama benim kanaatim şudur ki bu konuyu çok egzajere edip de vay efendim 14 gün değil 28 gün tartışmanızı çok devam ettirmenin bir anlamı olduğu kanaatinde değilim. E diğer aşılar için de biliyorsunuz Biontech aşısı ve Moderna aşısı için Avrupa Birliği'nin ilaç ajansı bir karar aldı. Biz faz 3 çalışmalarda ne sonuç aldıysak Nasıl uyguladıysak o şekilde uygulayacağız diye karar aldı. Ama diğer taraftan İngiltere e, Biontech aşısının uygulama aralığını 3 aya kadar çıkardı. Bunlar bir tek bilimsel değil stratejik yaklaşımlardır. İngiltere şu anda salgından kırılıyor. Ve tek doz aşının Biontech aşısı için konuşuyorum. Tek doz aşının korunuculuğu %88. İki dozun ise yüzde 95 ve İngiltere şunu planlıyor. Ya ben tek dozda bütün halkıma bir yüzde 88 bağışıklık kazandırayım. ikinci dozu biraz daha gecikmeli yaparım diyor ki buna yönelik bazı net olmayan bilimsel kanıtlar da var. Dolayısıyla bu 14-28 gün olayını çok eleştirsel olarak yaklaşmanın doğru olduğu kanaatinde değilim. Hele hele de bu aşı teminindeki dünyadaki tüm ülkelerin yaşamış olduğu ve Türkiye'nin de içinde olduğu emin sıkıntısı içerisinde bu konu ön plana gelecek bir konu değil diye düşünüyorum ben. Daha çok stratejik bir yaklaşım tarzı olarak değerlendiriyorsunuz bunu. Evet. Özellikle etkinlik oranlarından bahsetmişken şunu da sormak isterim. Ee, Türkiye'nin almış olduğu Sinovac aşısının etkinlik oranı %90'ın üzerinde açıklandı Türkiye tarafından. Yine aynı çalışmalar özellikle Brezilya'da gerçekleştirildi ve orada etkinlik oranı %78 olarak ifade edildi. Bu aradaki fark neyden kaynaklanıyor? Kaynaklanıyor olabilir. E, net olarak bilmiyoruz e, Deniz Bey. Niye bilmiyoruz? Çünkü ne Türkiye'deki araştırmanın detayları ne de Brezilya'daki araştırmalarının detaylarını net olarak görmedik. Bu detayları görmeden bir spekülasyon yapmanın alemi yok. Ama bilimsel çalışmalarda metodolojik olarak yaptığınız değişiklikler sonucu da etkile, etkileme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla Brezilya'nın metodolojik yaklaşımıyla Türkiye'nin metodolojik yaklaşımını üst üste koyup bilimsel anlamda kıyaslamadan vay efendim o %78 niye düşük buldu? Vay bizimki %91 niye yüksek bulduk gibi bir tartışmayı alevlendirmenin şu sıra zamanı olduğu kanaatinde değilim. Bu iki çalışmanın sonucundan alacağımız tek bir mesaj var. Bu aşı etkili. Bu aşı etkili ve yapılması lazım. Bence alacağımız mesaj bu. %78 de etkili olsa, %91 de etkili olsa kullanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü başka bir çıkış yolumuz yok maalesef Deniz Bey. Ee, evet. Tedavisi olmayan, salgını önleyemediğimiz her ne kadar Türkiye'de şu anda azalıyor olsa bile salgını net olarak ortadan kaldıramadığımız, mutasyonların gündemde olduğu bir hastalıkla karşı karşıyayız ve buna karşı tek çıkış yolumuz aşı. %78-91 fark etmez yola devam etmek zorundayız. Ama bu yola devam ederken aşı teminli, hızlı ve çok miktarda yapılacak politikalar güdülmesi gerektiği kanaatindeyim. Şimdi bu noktada tabii bazı ülkeler avantajlı. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği yine... E bu ülkelerin avantajlı olduğunu görüyoruz. Çünkü hem aşıyı üreten ülkeler, bu ülke şirketler bu ülkelerin içerisinde ve anlaşma sağlanmış durumda. Üçüncü dünya ülkeleri var. Dünya tabi komple bir koronavirüs salgınının içerisinde. Yine Türkiye gibi e, gelişmekte olan ülkeler var. Anlaşma yapamamış ülkeler var. Geç kalmış ülkeler var. Şimdi sadece... E, Gelişmiş ülkeler anlaşma yaptı ve vatandaşlarını aşılama gerçekleştirdiği zaman diğer ülkeler ne yapacak? Bunlara yönelik bir çalışma, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yol gösterici projeksiyon gerçekleştirilmiş durumda mı? Bununla ilgili biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün kurduğu COVAX diye bir yapılanma var. Evet. Bu COVAX'ın savunduğu şey şu ve bence çok doğru ülkelerin teker teker kendilerini koruması dünyadan bu salgını yok etmeyecek. Örnek Kanada şu anda dünyada en fazla aşı alan ülke. Her bir vatandaşını dört kez ikişer doz olmak üzere aşılayabilecek konumda. Bunun etkisi dört sene yani bir sene sürecek farz edersek her aşılama periyodunun dört sene boyunca halkını koruyacak aşıyı almış durumda. Sonra ne olacak? Sonra yeni aşılar çıkacak ve onu alıp yoluna devam edecek. Ama Kanada'nın kendi ülkesinde salgını bitirmesi dünyada bitmesi anlamına gelmiyor. Dünyada bitmediği ve yaygın olarak oluştuğu zaman bunda mutasyonların oluşması kaçınılmaz. Mutasyonlar olduğu zaman belki bir gün şu anda etkili olmasına rağmen belki bir gün Kanada'nın satın aldığı aşılarda etkisiz hale gelecek. Ve o hastalık gidip Kanada'yı yeniden vuracak. Dolayısıyla bu ülkelere özgü bir problem değil. Bu tüm dünyanın problemi. Dünya çapında çözülmesi lazım. Bunun için de Dünya Sağlık Örgütü COVAX'ı kurdu. GAVI ile beraber bir kuruluş daha var. Ama hiçbir zaman e, ülkelerden hem siyasi hem de ekonomik anlamda yeterli destek aldığını maalesef söyleyemeyeceğiz. Bunun yansımalarına da görüyoruz. Uluslararası basında bugün rastladım. Jamaika Devlet Başkanı çıkmış diyor ki zengin ülkeler aşı stokçuluğu yapıyorlar evet. diyor ve onları suçluyor. Ki bu konuda da %100 haklı olduğu kanaatindeyim ben. Şimdi biraz da Türkiye'deki vakaların durumunu sizle konuşmak isterim. Bir kısıtlama gerçekleştirildi ve vaka sayısında bir düşüş yaşanmaya başlandı, başladı. Bu kısıtlamalarla Türkiye ne kadar devam edebilir? Vaka sayısının ne kadara düşmesi gerekiyor yeniden bir toplumsal açılma sürecine geçmek için? Şimdi bir defa nedeni Deniz Bey doğru değerlendirmemiz lazım. E, vaka sayıları niye düştü? Birkaç faktör nedeniyle düştüğünü ben şahsen düşünüyorum. Birincisi Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını açıklamaya başladı. Eskiden biliyorsunuz evet. hasta sayılarını açıklıyordu ve vatandaş diyordu ki Oo, 85 milyonda 2000 kişi hiçbir şey bana denk gelmez diyordu. Ondan sonra Sağlık Başkanlığı 30 binli, 35 binli vakaları açıklamaya başlayınca halk bundan etkilendi. Birinci faktör bu. İkinci faktör bu. E, Herkesin yakınında birileri ölmeye başladı bu hastalıktan. Birileri yoğun bakım aramaya başladı. Birileri hastanede yatak aramaya çalış başladı ve bunun zor olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar. Üçüncüsü de e, yeterli yetersiz ama etkili olduğu kesin olan bazı önlemler alındı. Bunların sonucunda Türkiye'de şu anda vaka sayısında ciddi azalma var. Ben kendim için söyleyeyim, yoğun bakım yataklarımızın, COVID için ayırdıklarımızın ciddi bir oranı boşalmış durumda. Yani boş duruyor o yataklar şu anda, boş durmasını da temenni ediyorum. İnşallah Demin daha ediyoruz. da boşalır diye evet. temenni ediyorum. Ee, burada sebepleri doğru analiz ettikten sonra bu faktörlerin bir kısmının devamını sağlamak zorundasınız. Ne zamana kadar? Toplumda yaygın aşılamayla bağışıklık sağlayıncaya kadar. Yani toplumun yüzde yirmi bağışıklık sağladığınız zaman bu tedbirleri ortadan kaldıramazsınız. Toplumun yüzde yetmişlerine kadar bu bağışıklığı sağlamanız lazım. Bunu sağlamanın temel yolu da işte aşılanma. Tabii hastalık geçirmek de bir bağışıklık sağlama yöntemi ama bunun çok başarılı olmadığını İsveç modelinden net olarak görmüş durumdayız. Dolayısıyla rakamları çok net olarak takip edip ve bunları halkla çok şeffaf olarak paylaşıp buna göre açılma tedbirlerini belirlemekte fayda var. Bunun için de bazı rakamları şimdiden ortaya koymak lazım. Bunu koyanlar var. Mesela 100 binde 50 vaka çıkıyorsa bir yerde orası 50 vakanın altında çıkıyorsa orası nispeten daha rahat bir şehirdir, mahalledir. 200 vaka ve üstünde çıkıyorsa her 100 bin kişide orada ciddi tedbirlerin alınması lazımdır diye bir bazı limitlerin oluşturulması, bunların takip edilmesi, şeffaf olarak paylaşılması ve buna göre tedbirlerinin dinamik olarak modifiye edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu şekilde Ta ki bir süreç tamamlanıncaya kadar evet. işleyebiliriz diyorsunuz. Çok teşekkür ederim Sayın Necmettin Ünal katıldığınız için ve bilgi paylaştığınız için bizimle.